Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Dost istersen Allah yeter diye başlayan veciz ifadeler kime aittir? Evet. Dost istersen Allah yeter diye başlayan sözlerin bir kısmı kelamı kibar. Bir kısmı hadis rivayeti olarak değerlendirilebilir. İmam-ı Gazdar Hazretlerinin bildirdiğine göre Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Manasına gelen sözler Fudayl bin İyaz'a aittir. İhya ulumüddin nakleder. Mal istersen kanaat yeder yeter. Kanaat tükenmez bir hazinedir ifadesiyle. Düşman istersen nefis yeter. En büyük düşmanın nefsin ifadesi hadis olarak rivayet edilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri bir talebesine yazdığı mektubunda bu ifadelerin tamamını alarak şöyle der. Ben başımın üstünde onu bir levhay hikmet olarak tahrik etmişim. Her sabah ve akşam ona bakar, dersimi alırım. Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür, ve bu kuvvetlerini seyredip ünsiyet eder. Mal istersen kanaat yeter. Evet, kanaat eden iktisat eder, İktisat eden bereket bulur. E, düşman istersen nefis yeter. Evet, kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer. Kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen hubbu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Bu güzel ve veciz ifadeleri bir hikmet levhası olarak her zaman gözümüzün önünde bulundurmamız gerekir. Böylece her sabah ve akşam ona bakıp dersimiz alabiliriz. Demek ki dost istiyorsak Allah yeter. Yaran arkadaş istiyorsak Kur'an yeter. Mal istiyorsak kanaat yeter. Düşman istiyorsak nefis yeter, nasihat istiyorsak ölüm yeter.